Merhaba efendim. Bugün bir kralın öyküsünden bahsedeceğim size. Allah'tan ki dünyanın geçmişinde çok sayıda kral var ve kralların da ilginç öyküleri var. Aslında bu bizim hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor, ne kadar çok ibret çıkarıyoruz bundan. İşte bu kral da sabah gezintisi sırasında bir dilenciye rastlar. Tabii kraldır. Dilencinin isteyeceği şey ne ola ki? Dile benden ne dilersen der kral. Dilenci güler. Sanki her dileğimi gerçekleştirebilecekmiş gibi soruyorsun der. Kral dilencinin bu küçümseyişi karşısında daha da bir krallaşır tabii. Daha da bir diklenir. Canım elbette der. Elbette. Her dediğini yerine getirebilirim. Sen söyle hele ne istiyorsun? Söz vermeden önce iki kere düşünün kralım der ihtiyar. İki kere düşünün der ihtiyar dilenci. İki kere. Kral bir kere bile düşünmez. Kendinden emindir. Ne istersen verebilirim. Ben güçlü, zengin bir kralım. Yerine getiremeyeceğim hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine dilenci çanağını uzatıp krala, şu çanağı herhangi bir şeyle doldurabilir misin diye sorar. Kral kahkaha atar ve vezirine çanağı altınla doldurmasını emreder. Veziri gelir, çanağı doldurmaya başlar. Çanak dolup taşmakta fakat anında boşalmaktadır. Paralar buhar olup uçmaktadır sanki. Altınlar bir türlü o çanağı dolduramaz. Kralın gururu incinir haliyle ve bir dilencinin çanağını doldurmaktan aciz kaldığı kulaktan kulağa yayılır. Gitgide pırlantalar, elmaslar, yakutlar akıtılır çanağa. Ancak ne var ki çanağın dibi yoktur sanki. Yer yutar ne konulursa ama içi hep boş kalır. İmparator yenik düşmüştür. Kral, krallık havasını kaybetmiştir. Sonunda tamam der, sen kazandın. Dileğini yerine getiremedim. Anladım ki ben her dileği yerine getirecek biri değilmişim. Ama ne olur bana şu çanağın sırrını söyleyiver. He? Çok basit der dilenci. Çok basit der. Çok basit. Bu çanak insanın arzu ve isteklerinden kurulu yapılmış bir çanaktır. Çanağın malzemesi insanın hevesi, hevası, hayalleri, arzularıdır. Ondan bir çanak yaparsanız, insan neyi yerse, neyi yutarsa hala doymaz, hep daha fazlasını ister. İnsanın heves ve arzularının doldurulması, bir çanak dahi olsa insanın heves ve arzularının tatmin edilmesi imkansızdır. Sonuna kadar, mezara varıncaya kadar böyledir. Efendim, davul zurnayı çok görüyorum. Umarım dostlara sivrisinek saz ola. Muhabbetle kalınız.